Herkese günaydın ve merhaba. Bugün cumartesi ve benim nöbetim yok. O yüzden sizinle uzun zamandır konuşmayı istediğim bir konuyu konuşacağız. Neden pediatri ve neden Gülhane pediatri? Videoyu çok sorduğunuz sorular üzerinden anlatacağım. Ama bu çok uzun bir konuşma olacağı için boş durmak istemedim. Aynı zamanda kendime tatlı yapacağım. Aha. Bakın buzdolabıma. Şöyle buzlar. Çok güzel. Şimdi ben kahvemi hazırlarken bir yandan da neden pediatri diyerek lafa başlayayım. Aslında bunun hem biraz duygusal hem de mantıksal bir açıklaması var diyebilirim. Duygusal olarak ben biliyorsunuz ki 2023'te Cerrahpaşa'dan mezun oldum. Daha sonrasında 3 ay kadar bir acilde, devlet hastanesinin acilinde zorunlu hizmetimi yaptım. Oradan da ilk TUS'umla Gülhane Pediatri'ye yerleştim. Ve yaklaşık 3,5-4 aya yakındır pediatri asistanıyım. Zorunlu hizmetimi yaptığım sırada aslında bende bir farkındalık oluştu diyebilirim. Okul zamanımızda da kafamızda bir bazı şeyler böyle oluşmaya başlıyor. İşte aldığımız stajlarla vesaire ama orada daha çok intern bile olsanız size çok fazla sorumluluk yüklenmiyor diyebilirim. O yüzden bir iş hayatınıza atılmanızla öğrencilik hayatınızdaki kafanızda oluşan düşünceler çok daha farklı olabiliyor. Ben zorunlu hizmete ilk başladığım zaman da acilde pediatrik hastaya bakmak istediğimi anladığım nokta orası oldu diyebilirim. Yani aslında çoğumuzun düşüncesi şu yönde oluyor. Pediatrik hastalar daha dikkat, daha özen gerektiren, yani yetişkinden çok farklı hastalar. Ama nedense ben onlara bakarken, onlarla ilgilenirken, onların dertlerini dinlerken daha mutlu olduğumu fark ettim ve meslek hayatınızı çok uzun süre devam ettireceksiniz. Pediatrik hastaya bakarken sıkılmayacağımı, mutlu olacağımı hissettiğimi düşündüm. O yüzden pediatrik hasta benim aslında ilk pediatriyi seçmemdeki şeydi diyebilirim. Bir başka şey, belki bu size biraz saçma gelebilir ama okul hayatı boyunca ben yaklaşık 2. sınıftayken ya da 3. sınıftayken falan beni insanlar gördüklerinde işte ne okuyorsun, tıp, kaçıncı sınıfsın, 3 falan vesaire. O zamanlardan da biliyorsunuz ne seçeceksin diye sormaya başlarlar. O zamanlarda tabii hiçbir şey belli değildi kafamda. Ben de bilmiyorum, daha net değil vesaire gibi cevaplar verdiğim zamanlarda sende tam bir pediatrist tipi var, sende tam bir çocuk doktor tipi var vesaire dediklerinde ben nedense böyle bir mutlu oluyordum. Bir böyle içimi böyle kıpır kıpır yapan bir şey oluyordu. Yani bu belki size saçma bir sebep gelebilir ama yani insanın içinde bir şey varsa nasıl açıklayacağım bilemedim ama yani o zamanlarda bile bir başkası bana atıyorum başka bir branşın doktorusun dediğinde içimi bu kadar hani kıpır kıpır yapan bir şey yoktu ama sen de tabii çocuk doktorusun dediklerinde böyle istemsiz bir mutlu oluyordum. Yani bu yüzden mi pediatri seçtin diye bir düşünce oluşmasın kafanızda. Tabii ki bunun için pediatri seçilmez. Ama hani aslında o zamanlardan beri bir yatkınlığım olduğunu hissettirdi bana diyeyim size. Önce kahvemizi tadalım. Mantıksal yönünde şöyle düşünüyorum. Biliyorsunuz ki pediatri asistanlığı 4 yıl. 4 yıl asistanlıktan sonra uzmanlık sınavınızı ve tezinizi verdikten sonra uzman oluyorsunuz. Peki ne uzmanı oluyorsunuz? Bildiğin genel pediatri uzmanı. Yani pediatrinin ilk basamağı denebilir. Bir de pediatrinin yan dalları var. Diyelim ki uzman oldunuz. İki seçeneğiniz oluyor. Ya ben genel pediatri uzmanı olarak hayatıma devam edeceğim diyebilirsiniz. Ya da İşte atıyorum nefroloji, metabolizma, kardiyoloji,
Bu tarz yan dallara yönelerek tek bir branş üstünde uzmanlaşmamı devam ettireceğim de diyebilirsiniz. Tabii yan dal seçtiğinizde de belli bir sınava gidiyorsunuz, belli bir eğitim alıyorsunuz. Ondan sonra o alanda uzmanlaşmaya başlıyorsunuz. Pediatrinin bu ilerisinin aslında çok açık olduğu yönü bana göre çok güzel bir yön. Diyebilirsiniz işte ben ilk basamak tedavide, ilk basamakta yer almak istiyorum. Herhangi bir dalda uzmanlaşmak istemiyorum. Pediatrinin genel kapsamda bilmesi gerekenleri bana yeterli. Genel pediatri uzmanı olarak hayatıma devam edeceğim. Kimse size bir şey demez. Kimse size neden yan dal yapmalısın vesaire demez. Ama diyelim ki asistanlığınız süresi boyunca biliyorsunuz rotasyonlarımız oluyor. İşte kardiyodur, nefrodur, gastrodur vesaire. O dalla, o branşları yaptığınız sırada birine karşı ilginiz oldu. O alanda ilerlemek istediğiniz vesaire. Ben bu alanda ilerleyeceğim. Bu alanda uzmanlaşacağım. Bu alan bana çok uygun diyerek o alanda da yönelme imkanınız var. Bu açıdan önünün açık olması çok güzel. Bir ikincisi artık pediatri fazla seçilmeyen bir alan. Bunu çoğumuz biliyoruz. Az olması, yani pediatrinin uzmanları, pediatri doktorlarının az olması bir yandan iyi bir yandan kötü. İyi olması aranan bir doktorsunuz, ihtiyacı olan bir doktor olacaksınız. Bu da size sadece devlette kalma şeyi vermiyor. Atıyorum, ben devlette devam etmek istemiyorum. Başka özeldir vesairedir, kendi yerimdir. Bu şeyde devam etmek istiyorum diyorsanız bu yönden de önünüz çok açık. Yani bir pediatrist olarak bir özele gittiğinizde bu yine benim düşüncem. Biz pediatri uzmanı almıyoruz diyecek. Ben çok fazla özel hastane olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ihtiyaç var, ihtiyaçları var. Yani aslında pediatriyi şundan seçtim diye bir şey yok benim için en azından. Bir duygusal yönü var, bir mantıksal yönü var. Ama pediatrinin genel bir zorluğu var mı? Evet var. Şimdi bunu aslında Gülhane, neden Gülhane pediatri kısmında anlatırken yaşadığım şeylerle birlikte dile getiririm diye düşünüyorum. Bir yandan artık hem tatlımı yanmaya başlayayım bence. Hem de burada birkaç tane soru var. Onlardan da başlayarak sorularımıza başlayalım diye düşünüyorum. Önce tatlımız. Sizce ne yapacağım tatlı olarak? Tabii ki mozaik pasta. Hem aşırı kolay ve ben ocak ya da fırın kullanmadan bir tarif yapıyorum. Sadece bekleme süresi var. Onda biraz sabırsızlanıyorum. Yani buzdolabında, buzlukta biraz bekletmeniz gerekiyor. Arada da sesim gidebiliyor, kusura bakmayın. Şimdi malzemelerimizi önce bir toplayalım. Sonra sorulara başlıyorum. Şimdi demiş ki 300 gram bisküvi. Bunun bir tanesi 200 gram. O zaman 1,5. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Aslında pediatride hangi hastaneyi seçeceğim diye düşünürken benim de en çok kafamda olan soru buydu. Çünkü tıp fakültesinde olanlarınız bilir. Yani pediatri stajı alırken fark ettiyseniz damar yolları ve kan almalar asistanlarda oluyor. Bu çoğu pediatride böyle. Yani ben çok az duydum kan almanın olmadığı hemşirenin yaptığı. Genelde asistanlar alıyor. Bunun da gerekçesi olarak şöyle deniyor. Bir periferde bir işte atıyorum yalnız başınıza uzman olduğunuz bir yerde bir çocuğa damar yolu açılamadığı zaman da bir pediatri uzmanının açabiliyor olması gerekiyor deniyor. Ve bu yüzden sizin de el alışkanlığınız olması açısından kan almayı size veriliyor çoğu yerde. Gülhane pediatri bazında bakarsak Gülhane pediatride
Kan almaları asistanlarında değil. Kan alma ve damar yollarını biz yapmıyoruz. Hemşire hanımlar ya da hemşire beyler. Onlar yapıyor. Onlar yapamazsa atıyorum bir katın görevli hemşireleri var. Onlar yapamazsa acilden vesaire ya da yeni doğanın böyle birbirlerine destek atıyorlar. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Madem ki işte bir pediatri uzmanının damar yolu, kan almayı biliyor olması gerekiyor. Bu aslında bir eksi değil mi? Kocaman bir kap buldum. Bu güzel olur. Evet, konumuza dönecek olursak ben şöyle düşünüyorum. Gerçekten bir damar yolu onu açamıyorsa bir hemşire gerçekten zordur ve onu ben 4 yıllık kan alma tecrübemle çok açabileceğimi çok ben inanmıyorum açıkçası. Yani bu dediğim gibi benim düşüncem. Ha çok bu arada çok iyi kan alıyor da olabilirsiniz asistanlığınız hayatınız boyunca. İşte alamadığınız kan, açamadığınız damar yolu olmayabilir. Ama bu demek değil ki işte karşınıza bir hasta geldiğinde illa açacağım. Yine de açamayabilirsiniz. Yani bu insani bir şey. Ha, damar yolu açmayı bilmek ve 4 yıl boyunca bunu yapmak size biraz daha artı, biraz daha özgüven katar mı? Katar ama pediatri seçip de yani nasıl diyeyim size, pediatriye başlarsanız, eğer seçer de başlarsanız pediatrinin aslında hani gerçekten kan alma binde birlik bir işe o kadar çok işiniz, o kadar çok yoğunluğunuz olacak ki o kan almalar bir süre sonra hani size artı bir yük olarak hissettirebilir. Ama tabii dediğim gibi bu kişisel bir mesele. Yani Gülhane'nin kan almasının ya da damar yolu açmasının olmaması benim için artı, bir başkası için eksi olabilir. Pediatri düşünen arkadaşlarımız olarak en çok sorulan sorulardan biriydi bu. Bir yandan tarife bakıyorum. Önce bisküvilerimizi kırmamız gerekiyormuş. Bir ikinci soruya gelecek olursak. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Nöbetler. Kaç nöbetle başlıyorsun? Kaç nöbet tutuyorsun? Nöbetleri nasıl geçiyor? Şimdi genel pediatri şeyinde bu yasa çıktıktan sonra 8'den fazla nöbet olmayacak şeklinde yasa çıktıktan sonra şu anda genel çoğu pediatride çömezlik 8 şeyle başlıyor. Bunun kimisi kıdem arttıkça azalan, kimisi kıdemin artsa bile azalmayacak şekilde. Yani en çömezlen, en kıdemlisine 8 nöbette devam eden yerler de var. Gülhane pediatri olarak 8 nöbetle başlıyoruz. 1 yıl kıdemin artınca, yani 1 yıllık kıdeme ulaştığında nöbet sayın 1 azalıyor. Yani 7 nöbet tutmaya başlıyorsun. Bu da aslında şöyle oluyor. 8 nöbetle başladığında ayın 1 hafta sonunu boş olacak şekilde yazıyorlar. Geri kalan 3 hafta sonunda nöbet yazıyor. Cumartesi ya da pazar. 1 yıl kıdem olduğunda hafta sonu artacak şekilde. Yani artık 2 hafta sonu boş, 2 hafta sonu dolu şeklinde yazılıyor. Böyle böyle 7, 6, 5 diyerek azalan bir nöbet sistem var. Hafta sonları arttırarak gidiyor. Nöbetlerimiz genelde yarı yarıya acil ve servis nöbeti olarak değişiyor. Toplamda Gülhane'de bir genel pediatri servisimiz var. Bir hemato-onko kit, yani bu ikisini bir servis olarak sayabilirsiniz. Bir yeni doğan, bir de çocuk yoğun bakım olmak üzere 4 tane servis bulunuyor. Genelde de servis nöbetlerine 4 ya da 5 kişi yazılır. En kıdemli genelde bütün katlara hakim olacak şekilde bir primer bir şekilde kat bakmaz.
En çömez ya tek kat bakar ya da iki servis bakar. Yani ya tek servis ya da iki servis bakacak şekilde yazılır. O da genelde genel pediatri tek bakacaksa genel pediatri bakar. İki servis bakacaksa genel pediatri hemotokit servisi olarak bakar. Bir üst kıdem. Ya çocuk yoğun bakım ya yayınlanan yoğun bakım. Bunları aslında en kıdemli size paylaştırır. Bu şekilde bir paylaşım olur. Zaten çömezliğinizde de yani ilk başladığınızda da pediatriye siz genel pediatriden başlarsınız. Ve genel pediatrinin genelde işleyişini biliyor olursunuz. O konuda bir sıkıntı olmaz. Ama yine de nöbetlerinizde yaptığınız her şeyi ya da yapacağınız her şeyi ya bir üst kıdeminize ya da en kıdeminize söylemek durumundasınız. Çünkü nöbette herhangi bir sorun olduğunda hocalarımız ya da bir başkası bunun şeyini, hesabını en kıdemliden sorar. O yüzden onlar da doğal olarak her şeyden haberdar olmak isterler. Atıyorum birinin bir ağrısı varsa sen önce muayene edersin, anamnezini alırsın, daha sonra en kıdemlini arayıp böyle böyle anlatırsın. Abla işte ya da abi böyle böyle bir durum var, hastanın ağrısı var, muayenesi şöyle, anamnezi böyle. O sana ne yapman gerektiğini söyler ya da ekstrem bir şey düşünüyorsa gelir kendisi de bakar. Ona göre bir yön çizilir. Servis nöbetleri aslında böyle işler. Hasta yatışları olursa hastaları yatırırsınız, dosyasını açarsınız. Yine order'ını hazırlarsınız ama en kıdemliye gösterirsiniz. Order'ı ben bu şekilde hazırladım. O da okey derse order'ı hemşirelere verirsiniz. Genelde yani şöyle söyleyeyim. Çok yoğun servis nöbetlerimiz de olur. Ben servis nöbetlerimde hiç uyumadığım nöbetlerimi de hatırlıyorum. Böyle 4 saate yakın, 5 saate yakın uyuduğum zamanlarımı da hatırlıyorum. O artık servisin genel durumuna ya da sizin biraz şansınıza bağlı bir şey. Değişken bir durum. Onun dışında benim yani tuttuğumuz servis nöbetlerinde çok ekstrem böyle yoğun bakımda değilseniz tabii. Anstabillik bir durum çok genelde yaşamazsınız. Yaşadığınızda durumlar olur mu? Olur. O zamanlarda zaten genelde bütün kat nöbetindeki asistanlar hep birlikte o olayı yönetir. Yani çok ekstrem bir durumda kaldığınızda siz tek kalmazsınız. Sizi tek bırakmazlar. Doğum olduğunda yeni doğana bakan nöbetçiyle bazen kıdemli de eşlik eder, en kıdemli. Bir de siz eşlik edersiniz yanında. Aslında bir yıl olmadan doğuma siz tek gitmezsiniz. Bu nöbetlerde gitmemizin sebebi aslında yavaş yavaş el alışkanlığımızın olması, ortamı görmemiz, muayeneyi öğrenmemiz. Çünkü bir yıldan sonra doğumdaki yeni doğan muayenelerini siz tek başınıza yapmaya başlıyorsunuz. Nöbetlerdeki doğum da doğum sayıları da değişken olur. Bazen hiç çağrılmayız doğuma. Bazen de 3 tane doğuma çağrıldığımız zamanlar oluyor. Kimisi prematür doğuyor, kimisi normal bir doğum oluyor. Yatırılacaksa yatırılıyor hasta. Böyle bir nöbet olur servis nöbetleri. Nöbetler, servis nöbetlerinden bahsediyorum. Genelde şu şekilde başlar, devir alınır. Yani işte o kata bakan kişi nöbetçilere devreder. Daha sonrasında yapılması gereken acil bir iş varsa yapılır. Daha sonrasında asistanlarla ortam çok iyidir. Yani böyle bir, nasıl diyeyim size, mobbing ben şu ana kadar yaşadım diyemem. Tabii ki kıdem var mı? Var. Yani bir 4 yıllık kıdemliyle 1 yıllık yani 4 aylık bir asistan bir olmuyor. Mutlaka arada bir kıdem farkı, abi abla şeklinde hitaplarımız oluyor. Ha şöyle de bir şey var. Bana abi abla deme. Hani daha samimi olur gibisinden istekleri olan asistanlarımız da oluyor. Ben sadece ağız alışkanlığı olarak hem de kendim rahat hissetmediğim için genelde hepsine benden bir ay bile kıdemli olsa ben abi abla şeklinde hitap ediyorum.
Çünkü ben kendim de öyle isterim muhtemelen. Onun dışında böyle bir ortam olduğu için ve şöyle pediatri binası olarak küçük bir bina. Servisler bir şehir hastanesi kadar büyük servisler değil. Daha az hasta sayısı, daha az asistan, daha samimi bir ortam oluyor. Nöbetlerimizde birlikte yemek söyletiriz, birlikte yemek yeriz. Hani yoğun bir nöbet geçirmiyorsan çay kahve demlersin, birlikte içersin. Tatlı, samimi bir nöbet ortamı olur. O açıdan güzel. İnternlerimiz de sizle birlikte nöbet tutar. Onlarla da böyle sohbet, muhabbet, vakit geçirirsin. O açıdan ben nöbetlerde kasıldım ya da böyle samimiyetsiz bir ortam falan vesaire diyemem. Öyle bir ortam yok. Dediğim gibi eğer nöbetin güzel, tatlı, yoğun geçmiyorsa senin için güzel bir nöbet olur. Acil nöbetleri de şöyle. Su döktüm üstüne. Acil nöbetleri de şöyle olur. Aile hekimleriyle birlikte yazılır bize acil nöbetleri. Birlikte ön taraf dediğimiz tam bir yeşil sarı ayrımı yok. Eğer böyle ileri tedavi ya da ileri tetkik edilmesi gereken bir hasta varsa biz onu arkaya dediğimiz müşahedeye alıyoruz. Arka tarafta nöbetçi olarak kıdemli durur. Gün gün değişen uzmanlar durur. Ön tarafta da bazen 4, 2 aile hekimi, 2 pediatri asistanı, bazen de 3, 2 pediatri asistanı, 1 aile hekimi olacak şekilde nöbetler tutulur ön tarafta. Bunlar yoğun değilse, çok yoğun geçmiyorsa, genelde Gülhane'nin pediatrinin acili yine bir şehir hastanesi kadar günde 1000-1500 hasta girişi olmaz. Genelde çok yoğun dönemde 300'ü, 400'ü, 500'ü bulan hasta girişleri oluyormuş. Ben 200-300 arasına denk geldim. Güzel zamanlarında da 80-90-100 hasta girişinin olduğu zamanlarda oluyor. Özellikle bu çok az hasta girişinin olduğu zamanlarda tek kişi olarak, tek poliklinik olarak devam etme imkanınız oluyor. O zamanlarda da şiftleşme dediğimiz işte sırayla birbirinize dinlendire dinlendire hasta bakabiliyorsunuz. Çok yoğunlaştığında iki poliye çıkıyorsunuz tabii ki. Onu da aile hekimlerinin bizle birlikte nöbet tutuyor olması bir nebze aslında bizi rahatlatan bir olay. Acilde de aslında genelde üsye, age bu tarz şeylere bakarsınız. Onda da zaten bir zorunlu yaptığınızda, bir acilde özellikle zorunlu yaptığınızda çok sık karşılaştığınız bir durum olduğu için siz de az çok bakmayı bilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. İlk acil nöbetlerinde de bizi tek bırakmamışlardı. Birkaç saat bile yanlarında bulunduğunuzu aslında işleyişi öğrenip görüyorsunuz. Tabii ki bir korku oluyor. Yani acilde ben tek mi bakacağım? Hani bir de çocuk hasta falan. Hani bu tarz korkularınız olabilir. Onda da zaten biz her zaman kıdemliye danışma imkanımız var. Yani kıdemli insanı beni bunun için mi aradın? Hani bir tersleme, bir şey, beni arama gibi bir şey demez. Bir şey aklına takılırsa beni ara. Bir şey halledemezsen beni ara, ben gelirim gibi böyle hani sizi rahatlatıcı şekilde de yaklaşımları olur. Zaten dediğim gibi hani çok komplike şeyler gelmez genelde. Hani 112 gelirse zaten sen hemen onun yanına gidersin ama kıdemine de mutlaka haber verirsin. İşte abi 112 geldi. O da mutlaka hastayı görür. Acil nöbetleri de böyle geçer. Yani nöbeti birazcık size detaylı anlattım ki çünkü en çok merak edilen şeylerden biri genelde nöbetler oluyor. İşte nöbetler nasıl geçiyor, nöbetlere alışmak vesaire. Bir şekilde alışıyorsunuz gerçekten. Hani nöbetler bana da ilk zamanlar çok korkutucu gelse de bir süre sonra rutine bağlanan bir şey. Uykuma çok düşkün biri olmama rağmen yine de ben bile tutuyorsam herkes tutar gibi. Yok yani tabii ki zorladığı dönemler yok T nöbetlerin ama bir şekilde tutuluyor. Önce bir bakalım şeyimize tekrardan. Tarifimize. İsterseniz bu tarifi size de veririm. Sadece şu ana kadar yaptığım tek şey çünkü 1,5 paket bisküvi bu şekilde kırmak arkadaşlar. Çok
Fazla kırmayın. Çünkü ben bu tarifi daha önce yaptım. Çok fazla kırdığınızda şimdi buna bir çikolatalı bir maye ekleyeceğiz. Maye. Karışım. Maye şeyden alışkanlık. Hastaneden. Karışım ekleyeceğiz. O karışım da yumuşadığında eğer çok küçük parçalara ayırırsanız bunlar daha da böyle ezik büzük bir hale alıyor. Böyle çok mamamsı bir şeye dönüyor. Ben o şeyi çok sevmiyorum. Birazcık böyle iri yarı ağzıma gelecek şekilde bir bisküvi beni daha çok şey yapıyor. Çok konuştuğum zamanlarda nefes nefese kaldığımı fark ettim. Şimdi tarifimize bir daha bakalım. Diyor ki margarin veya tereyağını tavada eritin. Yağın üstüne süt, şeker, kakaoyu ekleyin. Şimdi margarinimiz ne kadarmış? 3 yemek kaşığı mı? Yani aslında ben daha böyle net sayılarla yemek yapmayı daha çok seviyorum. Yani mesela 3 yemek kaşığı 50 grama denk gelir mi sizce? Bence 50 grama denk gelir. Direkt 50 gram atacağım. Süt 5 yemek kaşığı şeker. Şekerimiz var mı? Bakalım. Sanki malzemelerime başlamadan önce bakmam gerekiyordu ama neyse. 3 yemek kaşığı kakao ve 1 su bardağı da süt üstüne koyduk. Gayet güzel. Şimdi 50 gram margarin. Şöyle yerini belirliyorum. Şurada çentikleri var ya 50-50-50 bölmüşler. Ben ilk yemek yapmaya başladığım zamanlarda böyle diyor ki işte 250 gram margarin. Diyordum ki 250 gram nereden bileceğim? Hani bunu nasıl anlayayım falan. Sonrasında bu çentiklerin olduğunu annem bana söylemişti. Buradan bu şekilde anlıyorsun diye. Gerçekten o zamanlarda çok mükemmel bir düşünce tarzı olduğunu düşünmüştüm yani. Oha adamlar 50 gram 50 gram çentiklerle bölmüş çok iyi falan. Çok etkilenmiştim. Ah. Kağıdı kestik. Şimdi diyordu ki, unuttum. Bir daha bakalım. 50 gram yok. Margarini eritiyorsun. Süt, şeker, kakaoyu katıyorsun. Tamam. Şimdi bir bardak sütümüzü hemen hazırlayalım. Bir bardak bence şu kadar büyüklükte falan. 5 şekerdi değil mi? 5 şeker 3 kakao tamam. Ben kakaoyu belki biraz daha fazla koyabilirim yani kakaoyu severim. Şimdi bir diğer sorumuz. Eğitim. Eğitimi sormuşsunuz. Evet, asistan eğitimi nasıl oluyor? Bu aslında çok hastaneden hastaneye değişen bir durum. Genel hatlarıyla size anlatayım. Eğitim bizim hastanede, Gülhane Pediatri'de 3 gün eğitim günü olur. Salı, çarşamba, perşembe. Bunların bir günü bir konu anlatımı. Bir konu seçilir. Hocalar bir konu seçer. Ve der ki işte anlatacak kişi şu konuyu anlat. O anlatacak kişi de onunla ilgili bir sunum hazırlar. Bir saat bize bir böyle o konuyla ilgili detaylı bir anlatım yapar. Bir günü de dosya vizisi günü dediğimiz bir günümüz. O da ne oluyor? Şöyle. O da şöyle oluyor. Serviste yatan bir hasta seçilir. Böyle nadir görülen bir şey olabilir. Ya da böyle komplike bir hasta olabilir. Genelde o tarz hastalar seçilir. Yani böyle atıyorum bir pnömoni seçilmez. Böyle çok daha farklı öğretici bir hasta seçilir ki bize de bir faydası olsun. O hastayı işte gelişinden itibaren gelişi nasıl gelmiş,
gelişinden itibaren neler yapılmış, işte nesi var, onunla ilgili böyle bir kısa anlatım. Hani neler yapılmalı, nasıl ilerlenmeli, böyle bir dosya viziti günü olur. Dosya viziti günleri birazcık zorludur. Yani ben daha hiç dosya viziti yapmadım. Genelde zaten bir yıl olana kadar dosya viziti günü ne siz yapmıyorsunuz. Bence biraz zorlu bir şey, olay. Bu genel anlatan kişilerde de böyle bir izlenim olarak dönüş aldım. Yani dosya viziti gününde birazcık zorlandıklarını ifade ediyorlar. Ama faydalı bir tabii ki şey. Bir günde literatür günü olur. Onda da o hafta işte atıyorum 5-6 kişi falan seçilir. Bir danışman hocan olur. O danışman hocana sen bir literatür taraması yaparsın. Birkaç tane makale götürürsün. O makalelerden ya birini seçer ya da hiçbirini beğenmediyse kendisi bir makale verir ve bu makaleyi anlatır. Makale anlatımı da yaklaşık 10-15 dakikaya geçmeyecek şekilde makalede ne çalışılmış, bu çalışmanın sonucu ne, işte nasıl yapılmış vesaire bunlardan biraz bahsedersin. Böyle bir literatür günü olur. Eğitimlerimiz bu şekilde. Genelde hocaların ders anlattığı bir eğitimimiz yok. Genelde asistanlar olarak biz anlatıyoruz. Çok diğer yerleri bilmiyorum ama hocaların anlattığı da hastaneler olabilir. Çok emin değilim dediğim gibi. 3 ile 4 arası bizim eğitimlerimiz, eğitim saatimiz. Bazı yerlerde bu öğle arası falan olabiliyor. Böyle bir eğitim. Beş yemek kaşığı şeker. Önce sütü mü katmalıydım sizce? Ama yağda daha hızlı erir diye düşünmüştüm. Güzel bir kıvam oldu. Şimdi bence kakaoyu katmam lazım. Çünkü sütte kakao çok bağlanıyor bence. Yani sizce de öyle mi? Hemen kakaomu katalım. Tamam, ben 3,5 kattım. Güzelce karıştırır. Ha, eğitimle ilgili bir de şunu söyleyebilirim. Genelde vizitlerde hocalarla vizit atarız. O sırada hasta hangi hasta yatıyorsa onunla ilgili genel bir bilgiye sahip olmamızı beklerler. Tedavisi, tanısı nasıl konur, işte bu tarz şeylerin bilgisini sahibi olmamızı beklerler. Bu yüzden de okuma yapmanız önemli. Yani zaten dahili branşlar daha çok okumayla öğrenilen şeyler. O yüzden pediatri seçiyorsanız sık sık hani okurum ben diyebilmeniz gerekiyor. İnşallah doğru yapıyorumdur bunu. Sanki benim yaptığım tarih daha farklıydı. Neyse. Bunu biraz böyle karıştıracağız sanırım. Bir bakalım tarihe tekrar. Katmadığımız kalmadı. Bir fındık katacağım. Bu karışımı. Tamam. Güzel böyle. Şimdi bir başka soruya geçiyorum. Asistanlar arası iletişim sormuşsunuz. Aslında onu bu nöbet kısmında biraz bahsettim, anlattım. Dediğim gibi mobbing, günlük hayatta çok mobbingle karşılaşmazsınız.
Şöyle bir şey de var aynı zamanda. Atıyorum bir hastayla ilgili bir şey merak ettiniz işte. Abi abla bu hastaya niye bu tedaviyi verdik? Bunu size anlatacak çok donanımlı asistanlarımız da var bu arada. Özellikle onları sizin kovalıyor olmanız gerekiyor. Yani bu asistanlar kıdemli asistanlar. Yani yarın bir gün uzman olup gidecekler. O zamana kadar onlardan alabildiğinizi kadar almanız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani hepsi de gerçekten çok donanımlı. Benim idol olarak örnek aldığım asistanlarım var. Asistanlarımız var. Yani gerçekten ileride onlar gibi olmayı çok isterim. En çok mobbing sorulmuş. Çünkü pediatri çok zor bir branş. Ve gerçekten insanlar mobbingin olduğu bir yerde zaten zorlu şartlar altında çalışırken bir de mobbing olmasını istiyorlar. Ben dediğim gibi Gülhane pediatri o açıdan güzel seviyorum. Birçok yere göre mobbingi hani dediğim gibi kıdeme mutlaka hissedersiniz. Bir kıdem her yerde vardır. Ama mobbing hani böyle çok bildiğimiz bir şeydir. Bir kadın doğum mobbingi. Onun yani asla öyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Bir de maaşı soruyorsunuz arkadaşlar. Bu size çok şey gelebilir yani. Nasıl desem. Benim batıl bir inancım var. Maaşı söylersem bereketi kaçar. Gerçekten buna inanıyorum. Ve tabii ki hani maaş karşılaştırması hastaneden hastaneye değişiyor. Teşviği farklı, o su farklı, bu su farklı. Özel olarak merak ettiğiniz hani şu hastanede bu kadar veriyormuş, sizde ne kadar veriyor diye özelden sorarsanız size yardımcı olmaya çalışırım. Ama böyle genel şu kadar alıyorum ben çok demek istemiyorum, dediğim gibi bereketi kaçar. Şunu söyleyebilirim, tabii ki karşılığımızı hiçbir yerde almayız, yani aldığımızı asla düşünmüyorum. Çünkü gerçekten ağır şartlar altında çalışıyoruz ve hani o paraya baktığında yeterli, yani karşılığı değil. Ama benim hayatımı idame ettirecek kadar güzel bir maaş alıyor muyum? Alıyorum, evet. Hani o konuda, maaş konusunda çok yüksek standartlarınız yoksa size yeterli gelir bir çömez maaşı. Şöyle bir şey var, nöbetleriniz, nöbet parası alıyorsunuz. Nöbetleriniz azaldıkça nöbet paranız daha az yatar. Hani seneden seneye bir azalma olabilir ama uzmanken de zaten iyi bir maaşla uzmanlığa başlıyorsunuz. Bir de izinleri sormuşsunuz. İzinlerimiz de şöyle oluyor. Kuşuma bakıp geldi. Arkadaşlar bugün balkonu yıkadım. Balkonu yıkamışken de Pika kuşumu balkonda şeye koyayım dedim. Böyle hem hava alsın hem farklı bir şey görsün. Hani gerçekten onların da ben psikolojisini bu ortamların böyle etkilediğini düşünüyorum. Gerçekten şu anda da çok mutlu zaten yerinde. Kafesin içinde dışarıyı izliyor. Yani dışarıda balkonda duruyor. Ama güneşi gelmemesine dikkat etmeniz lazım. Çünkü güneş onların küçük vücutlara bu konuda biraz hassas. Çok ısı dengesini böyle uyum sağlayamıyorlar. Güneşli, direkt güneşe maruz kaldıklarında uzun süre ölebilirler. Ona dikkat edin. Ona bakmaya gittim. Güneş gelmiş mi diye. Güneş gelmemiş. Gayet serin, güzel bir yerde duruyor. Şimdi izinleri sormuştunuz. Bir kahvemden bir yudum. Yoruldum. Arkadaşlar memuriyetin ilk yılı yıllık izni alamazsınız. Bu böyle. Her yerde böyle. Ben Eylül ya da Ekim gibi falan işe başladım. Yani bu demek oluyor ki bir sonraki önümüzdeki Eylül Ekim'e kadar ben yıllık izin alamam. Yıllık izin almaya başladığımda nasıl oluyor? Yıllık izin almaya başladığımda Gülhane Pediatri'de Haziran ve Ekim ayları arasında herhangi bir engel olmadığı sürece istediğin tarihleri belirtiyorsun. O şekilde yıllık izin verilir ya da verilmez gibi bir olur ya da olmaz. Yani ben tabii şimdi şu an çok yıllık izin almadığım için tam işleyiş nasıl bilmiyorum ama bence böyle. Hani öncesinde haber vermen gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle böyle bu tarihlerde yıllık izin talep ediyorum diye. Onlar da herhalde nöbet listeleridir, hani şeydir falan, ona göre ayarlıyorlar.
akademik zaman içinde yıllık izin alınmıyor diye biliyorum ben Gülhane için. İzinler bu şekilde. Bu kaynıyor ama oldu herhalde. Şimdi bakın bu çok sıcak bir şey, tamam mı? Aha çok güzel kokuyor. Şimdi bunu ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şunu var ya, şunun üstüne şöyle döküyorsunuz. Çok güzel. Ana. Biraz ortalığa şey verdim. Şimdi bu çok sıcak ya ama bunu böyle elinizle karıştırmanız gerekiyor. Ama hem içinde yağ olduğu için hem de sıcak olduğu için ben eldiven giyiyorum. Eldivenle karıştıracağım. Onun öncesinde kabınızı hazırlamanız gerekiyor. Şöyle bir kap. Şimdi şunu onlara şöyle bir şey hazırlıyorsun. Streç hazırlıyoruz. Şeye devam edeyim sorulara. Hazırlamam uzun sürecek gibi. Hastanede fiziki şartları ve bu girişimsel işlemler. Şimdi hastanede yeni kurulan bir şey. Yani Gülhane'nin içine yeni bir bina kuruldu. Pediatri binası olarak. Bence fiziki şartları olarak güzel. Güzel bir bina. Sadece bize ayrılmış bir bina olması bence o açıdan da güzel. Tek sıkıntı kadın doğum binasına uzakta bir yerde. Hani bir doğum olduğunda vesaire biraz böyle heyecanlı ve koşa koşa gittiğimiz zamanlar oluyor. Bana göre kadın doğum, çocuk cerrahi, hani pediatriyle daha yakın yerlerde olmalılar. Hani o konuda bir şey yapılır mı çok bilmiyorum. Ama fizik şartlar olarak güzel. Gülhane'nin kendi kampüsü de güzel. Böyle oturup vakit geçirebileceğin, işte çayını kahveni alacağın yerler var. Özellikle ben Cerrahpaşa'da eski binasının olduğu yerden gelen biri olarak çok çok böyle güzel buluyorum. Çünkü pediatrinin binası çok eskiydi. Oturacak yerlerimiz hiç yok gibi bir şeydi. Görmek isterseniz bu arada ziyaretlerimize gelen hani ben burayı düşünüyorum nasıl anlatır mısınız diye gelen arkadaşlarınız da oluyor. Gelip görebilirsiniz. Kendi binasını da görmüş olursunuz. Güzel bir yer. Ben seviyorum. Girişimsel işlemler olarak da hani şöyle bazı yerlerde sanırım belli bir kıdeme ulaşmadan yaptırılmıyor. Gülhane'de öyle bir şey yok. Ben ilk el filmi 20 günlükken falan yapmıştım. Ve başarılı bir şekilde yaptım. Eğer sizden ya şöyle oluyor. Bir fırsat oluyorsa, bir fırsat oldu. Atıyorum bir LP yapılacak hasta. O katta sizin bir üst kıdemlerinizde yapmayan biri varsa tabii ki önce onlar yapıyor. Ama çoğu zaten yapmış olduğu için bir LP geldiğinde en çömezler olarak biz yapmıştık mesela ve şu anda 5 çömez olarak hepimiz ilk LP'lerimizi yaptık. Çok çok önceden yaptık hatta. Çoğu zaman fırsat oluyor ve hani sen daha çömezsin bunu yapma gibi bir şey olmuyor. Hatta şöyle bir şey var. Bir asistan ilk işlemini yapıyorsa bunu aspirasyon deniyor. Çünkü ilk işlemini başarılı yaparsa bu hani böyle kutlama gibi bir şeyler ısmarlıyor. O şeye asistanları kendi arasında. Ve bunun için zaten çok mutlu oluyorlar. Yani bir çömezin ilk işlemini başarılı yapması onların da yararına olduğu için aspirasyon deniyor. Böyle bir şey var. Ben göbek kateteri daha birebir takmadım ama muhtemelen yeni doğana geçtiğim zaman takarım. Ama nöbetimde asist ettim ablayı. Zaten NG sonda zaten çok fazla takılıyor. Hani o konuda hiçbir şeyiniz olmasın hani aklınızda düşünce. Dediğim gibi LP de çok sık yaptığımız bir işlem. Aklıma başka gelen var mı işlem olarak onu düşünüyorum da. Yani o konuda gerçekten sıkıntımız olmasın.
Bu arada mesela kan almalar bizde değil ama hemşireler rica ederseniz bu işte kan almayı ben öğrenmek istiyorum, damar yolunu açmayı öğrenmek istiyorum. Muhtemelen size hayır diyeceklerini de sanmıyorum. Ama tabii o iş yoğunluğunda birazcık buna vakit bulabilir misiniz? Muhtemelen mesai dışında yapmanızı isteyebilir hani asistanlar. Çünkü zaten mesai saatleri içinde işler çok zor yetişiyor. Aslında sorularınız bu kadarmış genel olarak. Ben de bayağıdır bir bahsetmişim zaten. Bir saat olmuş. Şimdi arkadaşlar bakın şunu şöyle eldiveni taktım. Yani yine de elim yanabilir çünkü çok sıcak. Evet gerçekten sıcak hala. Şöyle hepsini yedirmeye çalışıyorsunuz bunu, tamam mı? Eğer atıyorum elim yandı. Atıyorum şeyi fazla geldi karışımı. O zaman bisküvisini arttırdım. Ama önce hepsini yedirdiğinizden emin olun. Çünkü bu sefer de çok bisküvi olabilir. Yani bütün bisküviler ıslandığı halde hala karışım duruyorsa o zaman ekleyin. Ama bence bu yeterli gelecek buna gibi hissettim. Böyle fazla ezmeden fındık katacaktım ama şu anda üşendim. Onun dışında benim aklıma gelen sizin merak edebileceğiniz şeyler var mı? Onu düşünüyorum. Ha, nöbet ertesi izinlerimiz var. Bu da önemli bir mesele. Özellikle hani daha önce pediatride biliyorsunuz pediatrilerde nöbet erteleri yoktu. Yeni yasadan sonra nöbet ertesi de verilmeye başlandı çoğu yerde. Ama hala bunu yapmayan yerler var. Ona dikkat edin. Sorgulayın iyice. Hocalarımız asker kökenli hocalar. Bazen sert olabiliyorlar gerçekten. Ben ilk zaman geldiğimde bunu yadırgamadım desem yalan olur. Yadırgadım. Ama zamanla aslında buna da alıştım. İlk zamanlar hiç alışabileceğimi düşünmüyordum. Düşünemedim yani. Dedim ki işte 4 yıl ben böyle geçiremem. Ama gerçekten ona da alışıyorsunuz. Bir de hem onlar da size alışmış oluyor gibi bir şey oluyor. Yani birbirinize alışma süreçleriniz oluyor. Hani ilk gelirseniz bunu yaşayabilirsiniz. Onu önceden size söylemiş olayım. Yani hocalarımız sert. Ama aslında böyle şey gibiler. Hani böyle babalar sert olur ama böyle içlerinde küçük böyle yumuşak bir tarafları olur ya size göstermek istemedikleri. Öyle bir tarafları da var. Hani bir keresinde bir hocamız bize şöyle bir konuşma yapmıştı. Hani size kızarız ederiz ama bir problem yaşadığınızda da sizin ilk geleceğiniz kişi biz oluruz. Sizin arkanızda duracak kişi de biz oluruz. Bu ben şeyinden cümlesinden çok etkilenmiştim. Gerçekten güzel bir cümleydi. Onun dışında pediatrinin size zorluklarından bahsedecektim. Bir abimiz demişti ki zorundayken insanlar kendileri için çıkartmayacağı kavgaları çocukları için çıkarırlar. Bazen ebeveynler gerçekten çok zorlayabiliyor. Hani şeye hiç kızamıyorum, kızmıyorum da. Gerçekten çocuğu için endişeli ebeveynleri anlıyorum. Ama sonuçta onlar kadar emin olun biz de çok endişeleniyoruz. Benim bir çocuğum yok ama bir çocuğum olsa herhalde bu kadar ilgilenirim diye düşünüyorum. O yüzden de bazen hani ebeveynlerin birazcık doktorlara güvenmesi gerekiyor. Çünkü daha önce de böyle oldu diye geliyorsunuz. O zaman size farklı tedavi verilmiş. Biz farklı tedavi veriyoruz. Ama siz muayene bulgularını bilmiyor oluyorsunuz. O yüzden bu konuda bir kargaşa yaşanabiliyor. Hani benim çocuğumu en iyi ben bilirim gibisinden. Ama hani bazen gerçekten bazı şeyleri doktorlara bırakmak gerekiyor. Hani bu konuda sizi çocuklar zorlamaz ama ebeveynler zorlayabilir. Çalışma şartları olarak da yoğun çalışma şartlarımız var arkadaşlar. Hani öğle aralarını hiçbir zaman biz tam öğle arası yapmayız. Özellikle genel pediatri servisi en yoğun servislerimizden biridir. Eş kıdemine bölünerek çıkarsın. Onda da genelde yarım saati geçmeyecek şekilde yemek yiyip geldiğimiz zamanlar oluyor. Yalan yok. 5 mesai bitimdir ama biz 6-6.30-7 çıkış saatlerimiz genelde bu saatler oluyor. 5'te çıktığımız nadir zamanlar var. Hani pediatri güzel bir branş. Hani çok değerli, çok gerçekten hani tatmin edici bir branş olabilir. Ama hani gerçekten de zorluğunu bilin. Çünkü buraya geldiğinizde
çok toz pembe hayallerle gelip daha sonrasında hayal kırıklığı yaşamanızı hiç kimse istemez. Hani daha sonra çünkü istifa sürecine giriyorsunuz. Hem sizin için daha fazla yorgunluk hem de hani bir meslektaşı olarak ayrıldığınızda bize de ekstra iş yükü fazla biniyor. Hani bunları bilerek gelin, gelin şansınız varsa pediatri seçmekte hani kararlıysanız gelin görün, ortamını görün. Hani bir çalışma ortamına bakın. Hani mesela görmekle birinden dinlemek de çok farklı şeyler çünkü. Benim hani anlatacağım bu kadar. Zor, çocuk hasta, gözden kaçırmamanız, dikkat etmeniz, hani kafanız dalgınken hasta bakmamanız gereken bir yer. Hani her yerde, her branş böyledir ama çocuklar çok çabuk kötüleşip çok çabuk şey yapabilir yani. Sizin iyi gönderdiğiniz hasta bir saat sonra size çok kötü bir hale dönebilir. Hani bu sizin hatanız da olmayabilir. Bazı şeyleri öngörmeniz, hani düşünmeniz, riski atmamanız gereken bir branş. Çünkü dediğim gibi çocuk hasta, bir de 18 yaşa kadar baktığımız bir hasta grubu yeni doğanından şeyine çok farklı semptomları, çok farklı şeyleri olabiliyor, değişiklikleri. Benim anlatacaklarım bu kadar deyip deyip hala ekleme yapıyorum ama sürekli aklıma bir şey geliyor. Her şeyi ölçüp tartıp biçin. Tercih dönemlerimiz ya başladı ya da başlayacak. Şu an onu bilmiyorum hangi dönemde başlıyor. Ama hani hakkınızda inşallah hayırlısı olur. İnşallah beklediğinizi bulursunuz. İnşallah sevdiğiniz yerlerde olursunuz. Doktorluk zaten zor bir meslek. Hani çok kolay bir yaşam beklentisi olmadan zaten bu mesleği seçtiğinizi düşünüyorum. Gelip görmek isterseniz de ben Gülhane Pediatri'de oluyorum. 5. katta genel pediatride çalışıyorum. Genelde öğle araları gelirsiniz çok daha iyi olur. Çünkü gün içinde yani öğle arası dışında çok yoğun çalışmalarımız devam ediyor oluyor. Bizim kıdemlerimiz de katta var. Orta ara kıdemlerimiz de var. Herhangi biriyle de görüşmek isterseniz, hani onların gözünden farklı bir şey dinlemek isterseniz de hepsi size yardımcı olmaya çalışır. Evet, son kez söylüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Tam da şeyim bitti. Tatlım bitti. Bakın şöyle streçin üstüne koydum. Şimdi bunu böyle yan streçlerini kapatacağım. Buzluğa atacağım. 1-2 saat içinde mükemmel bir tatlı olarak çıkacak. Kendinize iyi bakın. Umarım yararlı bir video olmuştur. Biraz uzun bir video olduğunu önceden düşündüğüm için YouTube'a böyle çekip atmak istedim. Çünkü Reels'e gerçekten bu söyleyeceklerim sığmayacaktı. Aklınızda soru işaretleri de kalsın istemiyorum. İstemedim. O yüzden böyle biraz uzun bir video oldu ama umarım size faydası olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.